Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak ilçe ilçe gezmeye devam ediyoruz. Sultan Dağı'ndayız. Afyon Postası olarak Kırmızı Meyveler Diyarı'nda halka sizce buranın en büyük eksiği ne diye soracağız. Haydi başlayalım. Sultan Dağı'nın en büyük eksiği ne? Ben yurt dışında yaşadığım için pek fazla bir bu konu hakkında bilgim yok ama burada yaşayan insanlara mikrofon uzatırsanız daha iyi olur. Çünkü benim dışarıdan gelip de buradaki insanlara bir şey söylemem yanlış olur. Peki şunlar olsaydı daha güzel olabilirdi diyeceğiniz bir şey var mı? Her şey şu an için çok güzel bence. Çok güzel. Bir de en güzel yönünü sorayım size. En güzel yeri. Sultan Dağı'nın doğası, tabiatı, tabii en meşhur olan kirazı. Ama maalesef bu sene iklimlerden dolayı da kiraz olmadı. Çiftçinin durumu biraz zor durumda. Şimdi Sultan Dağı'nın en büyük eksikliği eğitim bir. Maalesef eğitim yönünden Sultan Dağı çok geri. İki, iş sahası. Gençlerimizin çalışabileceği iş sahası yok. Bu ikisi olsa Sultan Dağı'mız bayağı bir güzel olacak. Eğitim yönünden neden eksik abi? Yani bilmiyorum artık. Yani ben 15 yıldır buradayım. Yani özel okullar haricinde bizim buradaki okullardan mezun olan çocukların ben daha fen lisesi veya üniversite kazandığını görmedim. 15 yıldır görmedim tabii. Yani bence en büyük eksikliğimiz bu. Zaten eğitimin eksik olduğu her yerde her şey olur. Yani peki en iyi yönünü sorayım bir de size. İyi yönleri, insanları iyidir, havası güzeldir, doğası güzeldir. İyi yönleri de bunlardır. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sultan'dan en şanslı dönemde şu an çok güzel bir kaymakamımız var. Yeni geldi. Gerçekten Sultan Dağı için bir şeyler yapıyor. Ayrıca belediye başkanımız da aynı şekilde. Yani gördüğümüz şeyler çok çok farklı. Bakın binaların dışlarını, renklerini değiştiriyorlar. Park yerini yaptılar. Yukarıda gençlik kampımız var. Ama eksik olan bir şey var. Gölümüz. Akşehir Gölü. Maalesef kan ağlıyor. Kurumuş vaziyette. Buna da nasıl bir çare olur? Onu da artık devlet büyüklerimizin bu konuya bir el atmaları lazım. Sultan Dağı'nda bazı böyle evsizler olanlar var. Onlara güzel bir çadır kuralım bence. Ne kadar güzel düşünürsün. Sen ne söylersin? Buradaki hayvanlara yemekler ve evler verilmesine. Ya tamam o zaman. Çok teşekkürler. Peki bir de şunu sorayım size. En güzel yönü ne buranın? Kirazı. En güzel yönü bence vişne. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kardeş misiniz siz? Hayır, kuzeniz. Aa, çok benziyorsunuz zaten. Gözler aynı belli yani. Buradan herkese selam olsun. Sultan Dağımız öncelikle tarımıyla, tarihiyle kendini göstermiş bir ilçe. Aynı zamanda farklı iş dallarına da öncelik yapabilecek, ortam sağlayabilecek bir yapısı var. Ancak bunun en önemli şeyi, eksikliği tanıtım oluyor tabii ki. Tanıtımı da tabii ki devlet büyüklerimiz işte kervansarayıyla olsun, bazı iş girişimleriyle olsun tamamlamaya çalışıyor. Tabii bunun da milletvekillerimiz, valimiz bunları yapmaya çalışıyor. Kısa bir zamanda gelişme oldu. Daha da gelişeceğine inanıyoruz tabii. Tüm Türkiye mi izleyecek? Biz evet. Tüm Türkiye mi izleyecek? Biz ünlü mü olacağız? Evet. Çok mu ünlü olacağız? İsterseniz yaparız. Nasıl? Çok teşekkürler. Paylaşacağız size. Tamam. Bakalım belki severler sizi. Tamam. İnşallah. İnşallah. Ben sizi çok sevdim. Onlar da sever, merak etmeyin. Herkese selamlar. O zaman el sallayayım bir de kameraya. Eksikler mi? Hı hı. Vallahi ben hiçbir şey bilmiyorum kızım. Şu olsun bu olsun dediğim bir şey var mı? Her şey olsun. Her şey isteriz ya. İnşallah iyiler olsun. Parkımız olsun, hastanemiz olsun, neyse sağlık ocağımız da düzenli olsun. Ne kadar güzel söylediniz. Değil mi? Evet. Peki en güzel yönü ne diye sorayım? En güzel yönü kirazı. En güzel kiraz zamanı çok güzel oluyor burası. Çok teşekkür ederim. Çok ben de teşekkür ederim kızım. Hadi Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Biz senede bir kere geliyoruz buraya. Tam kişisine denk geldin. Belki vardır. Eksik var mı Mehmet Ali? Sen de eşim daha iyi bilir aslında. Siz onunla görüşün yani. Buralı zaten. Abi şu olsun dediğiniz veya işte şunlar da güzel olur dediğiniz bir şey yok mu hiç?
Tamam o zaman. Peki o zaman. Tamam oldu. Tamam, gör tamam. Çok sağ olun. Kocaman arızasın. Sağ olasın. Sultanahan'ın ne tür eksiklikleri var? Neyi var? Ne tür eksikleri var? Sultanahan'ı ben bilmem. Burada yaşamıyor musun teyze? Burada yaşayan da kimin ne olduğu, kimin ne ettiği belirsiz. Peki şu olsaydı güzel olur dediğim şey yok mu hiç? Boş ver. Peki o zaman en güzel yönünü söyle bir de bize. En güzel yönü ne? Sen imam böreği gibisin. Ne diyeceksin sultan, deli sultan dağını? Sultan dağının aleyhinin 78,5 millet. İyi günler teyze. Sultan dağının güzel yönü kalmadı ya. İşçiler, Suriyeliler burada oldu. Artık her gün kavga, zırgını. Yani kavga edeceğim diye harbiden canım sıkıldı bu aralar. Yani bir gün elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum. Yani yapmadığımız iş değil artık. Alıştık yani kavgaya. Bu saatten sonra da yapacağız. Peki Sultan Dağı'nın en güzel yönü ne? Onu sorayım bir de. En güzel yönü şu an daha bulunamadı abla. Şu anlık daha bulunamadı. Size de sorayım. Bana sormayın. Burada şu olsaydı çok güzel olur dediğiniz bir şey yapmış. Bir isteğiniz, ya bir hayaliniz. Yaşamıyor musun? Emirdağ'ında yaşamıyor musun? Şey, Sultan Dağı. Al hocam. Bütün her şey battı da. Alışveriş merkezi olabilir. Aktivite yapılabilecek yerler olabilir. Yok ki yani. Tek burası var. Bu zamanlarınızda ne yapıyorsunuz burada? İşe gidiyoruz. Çalışıyorsunuz. Evet. Onun haricinde boş zamanınız? Yok. Yani motor, araba, pat pat çoğunlukta zaten. Daha fazlası yok. Peki en güzel yönünü sorayım sana da. Buranın mı? Evet. Doğa olduğu için yani biz kamp yapan bir insanız. Hı-hı. Her yere gidebiliriz. En güzel yanı bu. Peki size de geleyim. Sultan Dağı'nın en büyük eksiği ne? Yollar abla. Yolların düzeltilmesini istiyoruz biz. Ben o yüzden kaza yaptım. Öyle mi? Evet. Abla arkadaşın zaten 3-4 tane dişi kırıldı kaza yüzünden. Aynen. Hiçbir şey olsun çok yaşa. Sağ ol abla. Yollardan kaynaklı mı? Tamam. Evet. Yani senin hiçbir hatan yok biliyorsun. Yok, yollardan dolayı abla. Yolların ne eksiği var ki? Kazdılar bıraktılar abla. Biz onlar yüzünden kayıyoruz düşüyoruz. Yok, keşke yol olsa abla ya. Geçen arabayla geziyoruz. Ya işçiler benim için buranın en büyük sıkıntılarından biri. Bak geçen arabayla gezerken işçinin teki benim yolumun önüne atladı. Ha bunlar da şahit. Zaten araba çarpacaktı onunla da. Yani ben bilerek de üstüne sürerdim de yapmadım. Çünkü küçük çocuk diye. Adamlar motorla geziyorlar yani. Zaten buranın en büyük sıkıntısı benim için işçi. Yani geçenlerde de buralarda kavga oluyor. Ha kavgaya karışıyoruz mu? Karışıyoruz artık. Allah'a emanet gidiyoruz zaten. Peki şimdi bir de sana şunu sorayım. En güzel yönü ne buranın? Doğası. Küçük bir yer yani. Genel olarak yani. Yapılacak çok fazla bir aktivite yok. Bir şey yok aslında Sultanahan'da. Şu olsaydı güzel olur dediğiniz bir şey var mı? İnsanların biraz değişmesi lazım bence. Peki en güzel yönünü sorayım bir de size. Ailemin burada yaşaması sadece. Başka bir şey yok. Normalde İzmir'de yaşıyorum ben zaten de. Ama dediğim gibi hani yani ekstrem bir şey yok. Sadece Afyon'a yakın. Yani il merkezine biraz yakın ya da yakında Akşehir var. Konum olarak uygun olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında böyle artık yani Sultanahan bitti diye düşünüyorum ben. İşin aslı. Peki çok teşekkürler çoktan. Buranın eksiği çok. Hiçbir şey yok ki. Ne o eksikler? En başta yol zaten. Yolu hiçbir şekilde yapmıyorlar. Hani her yerini değiştirer zaten. Hani sadece şu çevreyi yapıyorlar. Görünen yeri. Sırf göründüğü için yapıyorlar onu da bence. Yani. Peki şu olsaydı güzel olurdu diyeceğiniz bir şey var mı? Şu olsaydı güzel olurdu diyeceğim bir şey. Yani adam akıllı yönetirse çok daha iyi olurdu. Peki bir de en güzel yönünü sorayım size. En güzel yönü yeşillik. Doğa. Peki. Yani Sultanahan'ın en büyük eksiği yani şöyle yani nasıl söylesem şu an bilmiyorum ama yani buraya gelen insanların eğlenip beraber vakit geçirebileceği düzgün bir yer yok. Yani mekan açılıyor ama mekanın yarısı oyun salonu olarak kullanılıyor. Yarısı hani gelen aileler rahatsız olabiliyor kolay bir şekilde. Sizin söylediğiniz bir şey var mı? Aynı benim de. Peki bir de en güzel yönünü sorayım size buranın. Tabii ki de kirazı. Kirazı. Peki çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. Evet bugün Afyon Postası olarak Kırmızı Meyveler Diyarı Sultan Dağı'ndaydık. Sultan Dağı'nda çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bundan sonra gelmemizi istediğiniz yerler varsa yorumlarda belirtin. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı da unutmayın.